Merhabalar dostlar, Bahçemden Haberlere hoş geldiniz. Bugün size Darıca'dan sokak sokak bahçe çiçek olarak başlıyoruz arkadaşlar. Bazı yani şöyle izin verdikleri ölçüde veya işte tesadüf rastladığım kadar bazı bahçeleri sizlere görüntüleyeceğim. İnşallah beğeneceksiniz. Renkli bir çekim yani video olacak. Öncelikle şöyle dışarıdan çekiyorum. Hatmi güller ağırlıkta bu bahçede. Şöyle bir çekelim ve hatmi gül videom da olacak. Bahçemdeki hatmi gülleri tabii ki görüntüleyeceğim ama bunları da ayrıca eklemeyi düşünüyorum. Bakar mısınız? Şimdi öndekileri gösterdim ama burası arka bahçe. Şöyle bir bakın. O taraftan yakından da göstereceğim. Evet, döndüm bu tarafa. Evet, ev sahibesiyle şöyle görüştüm izin almak için. Attım diyor tohumlarını. O şekilde hep çıktı. Tabii her zaman söylüyoruz. Bitkiler özgürce bir alan bulduğu zaman çok güzel renklerini, kendilerini gösteriyorlar. Şöyle içeriden de görüntülerini almış olalım. Ve arkayı da dolaşacağım. Orada da var. Evet, koyu pembe, açık pembeden tutun. Şu şekilde. Evet. Evet. Beyaz gül de aralarına karışmış. Harika. Arada da şöyle taflanlar var. Aslan ağzı falan birçok tür dikmiş ev sahibesi. Farklı tür fideler de görüyorum burada. Bakın yeni yeni dikilmiş herhalde bunlar. Şekilde. Bir sene mi oldu? Bu senenin şey. Bu sene dondu hepsi. Bu sene çok don yaptı. Çok vardı. Öyle mi? Bütün sardunyalar gitti. Evet. Hep gitti. Şunlar kaldı işte. Orada. Gitti. Bu dayanıklı zaten. Bazı tek tük kalmış. Benim de aynı şekilde beyazlarım vardı. Beyaz sardunyalarım. Hatta siz dostlarımız beyaz sardunya videomda beyaz sardunyanız yok dediniz bana ama oysa sıralı dikmiştim, vardı ama bu donlar da gitti maalesef. Evet, hatmi gül cenneti adeta, harika renkler. Şöyle biraz daha yakın görüntüleyeyim. Şüphesiz hani tek tür yani az tür olduğunda, şöyle renge bakar mısınız, az tür olduğu zaman tabii ki kendine rahat yer buluyor. Özgürce böyle büyüyorlar. Renklerini sizlere sunuyorlar. Ama benim gibi böyle her bulduğunu dikerseniz tabii ki hangisi daha güçlüyse o baskın çıkıp kendini gösteriyor arkadaşlar. Ama benim tarzım bu. Yani bitkileri tanımak istiyorum. Bir izleyicimiz bana hani çok doyumsuz bir şekilde hani birçok çiçeği alıp dikiyorsunuz, onlar da iyi olmuyor diyor. Ama inanın arkadaşlar, çiçekleri tanımak adına ben yani ediniyorum. Gördüğüm yani mümkün olduğunca farklı türleri edinmeye çalışıyorum. Bunu kesinlikle başka bir amacım yok. Kendim tanıyorum ve benim gibi tanımak isteyenler için de paylaşımlarını yapıyorum. Yani bu bundan ibaret. Evet, şöyle hatmi güllerle başladık ve sokak sokak bahçe çiçek. Bakalım hangi renklerle devam edecek. Evet, bir teknik servisin önünde böyle bir güzellikler dikkatimi çekti. Kanalar, sarı kırmızı sardunyalar, doğal sardunya. Bir de buradan alayım arkadaşlar. Evet. Şöyle alalım. Evet, kanaların olduğu bahçenin yan tarafında şöyle böğürtlenleri fark edebiliyor musunuz? Harika görünüyorlar. Maşallah, bismillah. Evet, şöyle çok hoş renkte bir ev. Mavi huzur, söğüt önünde serin serin. Evet, düz hazan dalı. Şöyle çiçeği açılıyor. Arkadaşlar, hazan dalı videoma bakarsanız sonbahar dönemindeki videosunu çekmiştim. Kızıl renge dönüyor. Şekilde. Evet, bahar dönemi, yazbaşı dönemi de bu şekilde. Şöyle bakın, kenara sardırılmış, kolay saran, arsız diye tabir edilen bir sarmaşıktır kendileri.
Evet, buralar bahçeli begonviller. Bazı bahçelerde kendini gösteriyor. Şöyle iç açıcı bir renk. Ada begonvili denilen tür bu. Piran ablanın begonvili farklı tabii. Ona da ada begonvili deniliyor ama evet, bu da ada begonvili. Şöyle yerde ekili gördüğünüz gibi. Ama begonvil şurada da var. Onu yakın göstereceğim size inşallah. Şöyle bir baktıktan sonra evet, şöyle göz kamaştırıcı harikulade begonvil. Şöyle harika, muhteşem. Şöyle bakın, içiniz şenlensin, ruhunuz dinlensin. Evet arkadaşlar, sahibi şimdi onunla da görüştük. İçeriden de çekebilirsiniz dedi. Size bu güzelliği dışarıdan en güzel yansıtabiliyorum ama içeride de bazı çiçekler var. Onları da bir bakalım. Ortanca böyle dikkatimi çekti. Bir bakalım. Şöyle buradan da bir bakın, sardunyalar vesaire, ama begonvil oldukça bir yer tutmuş. Çardak gibi muhteşem. İlk defa bu kadar büyük kapsamlı bir begonvil görüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle sardunyalara bir göz gezdirelim. Çok tatlı renklerde, harika görünüyorlar. Şöyle gözleriniz bayram etsin arkadaşlar. Ceylan gözü. Evet, Kezban teyzemden bana hatıra kalan ceylan gözü sardunya videomda da görmüşsünüzdür. Aynı renk, şöyle bakın. Muhteşem, güzel. Yani güzelliğini anlatmaya kelimeler kifayet etmiyor arkadaşlar. Fazla konuşmayayım isterseniz, siz böyle bakın. Ceylan gözü, sardunya, bunları tanıyorsunuz zaten. Bu taraftakilere de bir göz atalım. Sesler rahatsız ediyor arkadaşlar. Yol çünkü her iki taraf, iki cephede yol var. Ben size şimdi şu ortancaları göstereceğim. Sanki içinde ayrıca çiçek var. Çok enteresan bir çiçek şu ortanca. Şöyle orta kısımda var. Oraya geçeyim. Şöyle bakar mısınız? Evet. Sihir gibi. Farklı bir tesiri var sanki. Ortanca deyince işte ev sahibesi gölgeden öyle oldu herhalde diyor. Çok bir bilgisi yok farklı. Ben de şu anda bir fikrim yok. Gölgeden mi açamadı? Böyle de aslında ortancada gördüm böyle farklı. Bakar mısınız? Tek tek. Toplu gelen de var. Herhalde onun cinsi öyle ya. Farklı dalda çünkü. Evet, ithal muhakkak. Evet, şöyle begonvilin altından da görüntü alayım arkadaşlar. Harika bir serinlik, harika bir güzellik. Karşıda buz çiçeği, onu da görün. Aptenya denilen türü. Buz çiçeği videomu izlediniz arkadaşlar. Burada oldukça güzel. Bir yer istiyorlar, açık alan istiyorlar. Öyle olduğunda kendilerini böyle ispat eder bu güzellikler. Evet, ben kapıdan çıkıyorum ama çıkmak istemiyorum, biliyor musunuz? Gökyüzünün mavisiyle begonvilin bu pembesi beni tutuklamış. Ben burada tutuklu kaldım. Son olarak bir daha bakıp bakalım diğer bahçelerde neler var. Tekrar ev sahibesi buradan bizi izliyorsa teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet arkadaşlar, böyle sokakta yürürken böyle dikkatimi çekti renkler. Bir boru üzerine delinmiş şöyle renkli çiçekleri almışlar, viyollerde almışlar, o şekilde dikmişler. Ev sahibesi, eşimle beraber yaptık diyor. Siz mi yaptınız diye sordum. Şöyle bir apartman, 2-3 katlı. Şöyle bakarsanız
binanın rengi de çok huzur verici ve saksılarda çiçekler. Şöyle biraz yakın alayım. Şöyle yukarıdan görüntüleyeceğim. İçeridekileri de görüntüleyeyim. Hemen baktığınız zaman böyle sokakta da her yerde çiçek var arkadaşlar. Burada binalar 2, 3, 4 katlı olsa da bahçelerinde çiçekler mevcut. Mesela şöyle bakın, eski evler. Eski evler bana çok garip geliyor. Çok değerli, anlamlı. Evet. Yakın zamanda gidecekler. Şöyle kardeşimin çiçeklerini bir buradan görüntüleyeyim. Davet etti. Şimdi evine çıkacağım. Balkonundakileri de sizler için görüntüleyeceğim. Bizi de takip ediyormuş tesadüf. Evet, çok sevindirici bir durum tabii ki. Çok mutlu oluyorum. Demek ki takipçilerimiz oldukça fazla ve sıkı takip ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Arkadan görüntülemiştim. Biraz renkler görünüyordu. Şöyle bakar mısınız? Nasıl renklendirmiş kardeşim. Evet, bu bahçe kapısı tabii çekildiği zaman daha net gözükür. Bir de petunya asmışlar. Renklerden, böyle viyollerden koymuş. Şöyle kenarda da muhtelif bitkiler var. Bu kadar görüntüleyelim yeter. Ama şu fonda evin rengi çok hoş, çok huzur verici. Evet, yuvacık videomuza baktıysanız orada da Kenan kardeşimizin evi de maviydi. Huzur mavisi. Mavi gerçekten çok iç açıcı. Çok hoş. Evet, hemen diye direkt salona düştüm arkadaşlar, çıktım. Orkidelerini şöyle kardeşimizin bir görüntüleyelim. Toz pembe ve sarı. Hoş bir sarı, limon sarısı. Çok hoş. Evet, çocuklar da televizyon izliyor ve tam karşısında onları kapatmış oluyorum ama. Evet, Madagaskar Yasemin'i. Oval yapraklı oluyor. Hoş kokusu var. Çiçekleri çok güzel kokuyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Kaktüsler. Çok şirin tasarımları var kardeşimizin. İsminizi alabilir miyim? Semiha Ceylan. Semiha Ceylan. Çok teşekkürler. Ceylan gözlerini konumlandırmış. Evet, çiçeklere verilen değeri görüyor musunuz? Bunları ben yaptım diyor. Sarı kırmızı. Harika duruyor. Enerjik. Botlarımı kıyamadım, alçı yaptım. Öyle mi? Evet. Kendi botları bakın ne kadar güzel. Hem kalıcı bir hatıra olmuş hem de çok estetik durmuş. Şöyle cam önündeki kalan şu limon da var orada galiba. Evet. Sardunya, ceylan gözü. Şöyle bir dönelim bakalım. Burada da bir askılıkta. Onlar da kola şişelerinden yaptım. Kola şişelerinden şunları yapmış. Evet. Ay, çok marifetli ama beceriklisiniz maşallah. Ben öyle çok uğraşamıyorum o tür şeylere. Evet, çok hoş. Böyle renkli renkli kola şişelerinden alçıdan tasarımlar. Eldivenden yaptım. Orada alçıdan da eldiven. Evet. Ha, şöyle var. Alçıdan kuğu yapmıştım. Su şişesi kuğu tasarımı. Evet, hem böyle objeler hem de çiçekler harika olmuş, harmanlanmışlar. Evet. Evet arkadaşlar, şöyle bakın, bir fikir olsun size. Mili burada. Şöyle sardunya. Şöyle bakalım. Çin karanfili sanıyorum. Yıldız, ceylan gözü ve sardunya. Ve yeni yine kaynanamları. Evet, şöyle tutacağım arkadaşlar. Alt katta kayınvalidemlerin diyor. Orayı da biz yaptık. Zaten dışarıdan bakıldığı zaman bir elden çıktığı anlaşılıyor. Hem renk hem tarz olarak ben tebrik ediyorum sizi. Hani etrafınızı böyle güzel güzelleştirmişsiniz. Evet, insanın elinde diyorum. Hani cennet olmuş yeriniz diyorsunuz ya. Bakın burada oturup bir fincan kahve, bir bardak çay, ne desen değer. Çiçekleriz, yani siz çiçeklere gitmeniz gerekmiyor. Çiçekler size gelir. Evet, tekrar şöyle alalım arkadaşlar ve çıkalım. Şöyle baktığınız zaman iki evin balkonu aynı. Çünkü tek elden çıkmışlar. Kayınvalidesi oturuyormuş orada ama birkaç ay önce vefat etmiş. Aynı gün hem kayınvalidesi hem kayınpederi koronadan vefat etmiş arkadaşlar. Ama bozulmamış, böyle duruyor yine ev. Evet, biz buradan tekrar teşekkürlerimizi sunalım.
Ve bakalım hangi bahçeler var. Şöyle dışarıdan bir çekim yapıyorum. Hatmigüller hoş duruyor. Şöyle bakın, onu bir görüntüleyeyim dedim. Şöyle çiçekler yoğurt kaplarında dizili ve böğürtlen. Başlamış olmaya. Evet, burada dükkanların da önlerinde çiçekler konumlanmış. Bakar mısınız? Begonyalar böyle renk renk konumlanmış. Begonyalarla süslenmiş ve yeri de çok güzel. Yarı gölge burası, kuzey cephesi binanın. Rengarenk begonyalar ile bir tasarım yapmış pet shop. Evet. Şöyle bir nar çiçeğini yakın göstereyim arkadaşlar. Yola doğru uzanmış zaten. Narın oluşumu. Bakar mısınız? Nar çiçeği çok güzel. Ay, narlara da bakın. Harika bir eser. Şöyle bakın. Yol kenarına taşmış. Evet, şöyle baktığınız zaman üzüm asmaları. Burası aslında merkeze yakın bir şehir aslında. Ana caddeleri oldukça kalabalık, dükkanlar onlar bunlar ama arka taraflardaki sokak güzelleri hep böyle bahçeli, eski nizam. Bakın ağaç hatmisi mavi mavi açmış. Şöyle bahçeye bakın, eski tarz, eski zaman bahçelerinden domates falan ekilmiş. Şöyle ağaç hatmisinin rengi çok güzel. Şöyle yakın plan göstereyim. Tomurcuk hali. Şöyle sonra mora duruyor. Önce pembe oluyor galiba. Evet, sonra morarıyor, mavi gibi oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Ve hemen orada bir sarmaşık. Şöyle hoş saksılar tasarımlanmış. Acem halısı ama tabi zamanı geçti. Şöyle bir bahçe. Şöyle bir ağaç hatmisi de burada. Aman, ağaç hatmisi diyorum. Bir begonvil de burada. Şöyle harika. Burada herkes birbiriyle etkileşim içerisinde. Bu her bölgede oluyor arkadaşlar. Ağaç küpesi mesela her bahçede görüyorsunuz. Şimdi bu aynı begonvilden burada birçok bahçede rastladım. Üzümler öyle. Zeytin ağaçları buranın doğasında zaten olan bitkilerden, Marmara bölgesinin. Şu ev güzel görünüyor, gri bakımlı. Arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliğe? Ceylan gözleri muhteşem görünüyor. Maşallah, fesifanallah diyorum. Ev sahibi de üst katta, oradan izin aldım kendisinden. Harika görünüyorlar. Muhteşem. Bayıldım, bayıldım valla. En kenar kısımda olanları da. Ama harika bir tercih. Harika renkler. Tebrik ediyoruz. Arkadaşlar, sokak sokak geziyoruz. Aslında özellikle mi gezdim? Hayır. Burada bir yerde işim vardı. Arabayı park ettim. Bu renkleri park edince dedim şöyle bir video olsun. Birkaç bahçeyi, şöyle izin verenlerin bahçesini, şu anda acem borusu sarmaşığını görüyorsunuz bir evin bahçesinde. Kenarda harika görünüyor, gelin gibi turuncu renklerle. Çok dayanıklı bir tür. Şu anda zamanı hemen sola döndüğümüz zaman yine yaşlı bir amcamızın, teyzemizin bahçesi. Belli eski zaman çiçekleri var kendisinde. Şöyle dışarıdan bir bakın.
Sonra içeriden de size görüntüleyeceğim yoğurt kaplarında saksılarını. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Şöyle alıyorum, bir mahsur var mı? Dur, neyse almayayım. Şöyle bir bakalım. Şimdi o tarafa doğru gideyim. Amcamdan izin aldık. Teyzemle de bir konuşayım. Evet arkadaşlar, şöyle bakın renklerin doğallığını, doğal tür sardunyalar. Şöyle teyzem yapmış. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Beyaz, kırmızı. İşte bizde olan renkler bunlar. Evet, çok güzeller. Telgraf çiçeği de var. Ama arkadaşlar ya, mum çiçeği açmış, açmış. Bakar mısınız? Ben ilk defa size mum çiçeğini görüntülemiş oluyorum şu anda. Çünkü benim mum çiçeğim de açmadı. Şöyle bakar mısınız şu güzelliğe? Allah'ın nasibi ki burada böyle durdum arkadaşlar. Arabayla geçiyordum. Renkleri fark edince durdum. Dedim bu eski bir ev. Sahibinden izin alayım ve çekeyim bal kokulu mum çiçeği ve arılar geliyor. Bakar mısınız? Muhteşem. Ay harika. Benimki açmadı. Burada yarı gölge arkadaşlar. Şöyle cama sarılı. Karşıdan ışık alıyor, aldığı kadar. Demek yerini sevmiş. Şu güzellik oluşmuş sanki plastik gibi. Muhteşem. Evet, kanalımızda ilk defa paylaşmış oluyorum arkadaşlar mum çiçeğini. Şöyle muhtelif çiçekler şöyle duruyor, çıtı pıtı bir tarafta da var. Ve teyzemin, evet, eski tip çiçekler, bergenya, kış ortancısı, kasım patıları, sedef çiçeği şöyle tohumda. Bakın açmış geçmiş, hadi o da var, böyle koymuş herhalde yapacak. Birkaç tane fark ettim ve şöyle çiçeklere bakalım. Özellikle çalımilenin rengi çok güzel. Hani bende olmayan türü bu. Şöyle bakın bol bol. Çok hoş gözüküyor arkadaşlar. Her zaman için diyorum çalımine bahçelerin olması olmazı olmalı diyorum. Çünkü kışa kadar, kışın dahi açabilen türlerdendir çalımine ve karanfil. Yine doğal. Bakar mısınız? Seralardan aldıklarımız kısa boylu oluyor, daha sık. Benim de pembesi var, göstermişimdir size, bakmışsınızdır. Şöyle bakın. Ve ortancalar, demirbaş çiçeklerden. Bir de nar var ama süs narı mı bu? Küçük, çünkü normal süs narı olmalı. Şöyle, evet, başka ne olabilir eski bahçelerde, eskilerimizin bahçelerinde? Ortanca ne olabilir? Şakayık. Ağaç şakayık arkadaşlar, bakar mısınız? Teyzemizin bahçesinde var. Evet, yine bir sedef kocaman olmuş, açmış, tohuma geçmiş. Evet, çok fazla kalmaya gerek yok. Olan renkleri görüntüledim, şöyle baktınız. Ah, arkamı da görüntüleyeyim. Sardunyalı pencere. Burayı göstermedim arkadaşlar, bakar mısınız? En sevdiğimden hareli. Bendeki kısa boylu acaba cinsi mi öyle? Bakın bu doğal, doğal tür. Kırmızı öyle, pembeli, beyazlı, rengi geçmiş. Bakar mısınız? Solmuş. Şöyle yoğurt kaplarında dizili teyzemizin. Yaşlı bir teyze. Ancak elinden geldiğince böyle yapmış. Evet, demirbaş, ceylan gözleri başka bahçelerde de gördünüz. Evet, bu az önce gösterdiğim sardunya bu renkmiş demek. Çok güzel rengi. Yine beyazlı, pembeliler, yine ıtır orada ve yine pembe sardunya. Muhteşem. Şöyle bakalım. Sardunyalı pencereler. Evet. Şöyle geçelim. Ama şurada çıkışa doğru giderken yine bir ortanca, Afrika zambakları geliyor. Bergenya orada yine. Bakın bergenya, Afrika zambağı daha açmamış. Şu şekilde bir bakalım ve çıkalım. Buradan teşekkür edemiyoruz. Ben teşekkür ettim. Çünkü onlar internet bakmıyorlar arkadaşlar. Şöyle bakarak uzaklaşalım. Buradan acemalısı ve Darıca'da yer yer bahçelerde kayığı görürüz. Kayık mı diyor, bot mu, yat mı, her neyse. Evet arkadaşlar, harika bir
Mavi kapı, pembe, zakkum çiçekleri. Hatta şöyle gidiyor. Azıcık bir görüntü alayım ben. Şöyle bakın, muhteşem göründüğü için. İsterim siz de görüyor. Böyle yol boyunca şu anda her taraf böyle. Evet, az önce görüntülediklerim de bu renkti. Demek koyu pembe harika görünüyor. Gerçekten güzel bir tercih, güzel bir zakkum ağacı çiçeği. Harika, bayıldım. Şöyle bakın. Burası çok bakir kalmış bir yer. Darıca Yelken Kaya sırtları. Evet, Bayramoğlu Yelken Kaya taraflarından şöyle görüntüler alıyorum. Şurada metruk. Metruk bir ev, havuz. Böyle ilgimi çekti arkadaşlar. Siz de ilgilenirsiniz diye düşündüm. Şöyle bakın. Eski ev. Metruk yani. Şurası verandaymış. Kamelya. Havuz. Kim bilir neler yaşandı. Geldi geçti. Eski yıllarda. Şu şekilde. Bahçesinde güller. Kendi başına sarmaşıklar. Şu şekilde sazlar yetişiyor. İçinde kalmış. Ay, bir garip oldum. Tabii yeni evler de var şu anda halen oturulan. Şöyle güneşe doğru, deniz o tarafta, Bayramoğlu seraları şöyle karşıda. Şu şekilde şu satılık arsalar falan var. Böyle meraklıyımdır ben biraz, illa alacağım diye de değil de. Camcanın serası tam karşıda, Yıldız Botanik. Şu, pardon, şurada kırmızı trafo olacak. Evet, şu otelin karşısında kırmızı renkli, altta önünde sarı. Sarı bir ev var. Burası Hacı amcanın sarası. Böyle devam ediyor zaten. Böyle bir yapısı var buranın. Şu tarafta plaj tarafı arkadaşlar. Ay, bu kadar gelmiş miyim buraya? Epey gelmişim. Ben yine yakın bir yerdeyim sanıyorum. Aman Allah'ım, ıssız buralar ya. Buralar böyle çok yol geçen bir yer değil. Biraz da tedirginim. Tabiri caizse tedirginim biraz. Böyle yalnızım çünkü. Şöyle gideyim. Evet arkadaşlar, bakar mısınız güzel petunya. Bu bir lokantanın, yani lahmacun kebap salonunun önünde. Evet, Darıca ile ilgili videolarımı yaptım ama bitişi yapmamıştım. Şimdi şu görüntüler ile bitişi de yapayım diyorum. Lahmacun siparişi verdim, bekliyorum. Bu arada hani bu son bitiş çekimini de yapayım. Farklı bir bitiş olsun. Evet, çarşıda, Osman Gazi çarşıda bir kebap salonunun önündeyiz. Evet, böyle yeşilliği dükkan önlerine taşıyarak gerçekten şöyle hoş bir görünüm sunmaktalar bize bu bitkiler. Bakın, vızır vızır işleyen Aşıroğlu Caddesi burası. Şurada da çok hoş tasarımlar. Bunu Toprakçı Arif'ten aldılar galiba. Yine bayram oldu. Öyle zannediyorum. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda başka güzelliklerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle, renklerle kalın. Allah'a emanet olun.